Nereden çıktı bu şimdi? Daha yeni Efe'nin odası için bir sürü masraf ettin zaten. Kolay mı öyle ev taşımak? Ne yapayım yavrum? Ev sahibi çıkın diyor. Ya ben kızdım adama bir sürü de adam haksız da sayılmaz ya. Mahallenin huzurunu kaçırmışız. Taşındığımızdan beri bir günümüz huzurlu geçmedi ki. Sana bir şey demiyorum be. Ne yapalım ya? Kısmet değilmiş. Başka evlere bakacağız. Ne bileyim işte o ev başkaydı. Çok hayal kurmuştum orada ben. Hatırlasana orada 5 yıl önce ne hayallerimiz vardı. Sen dedin ya hani o evi tuttum diye. Ben belli etmedim ama çok sevinmiştim. Çıkmıyorum lan. Çıkmıyorum. Gelsin de çıkarsın hadi yiyorsa. Hayatta çıkmıyorum. Hadi bakalım. Tamam ya coşma hemen. Ev mi yok bize? Aşağı sokakta bir tane ev görmüştüm ben. Çok güzeldi. Onu tutarız. Güzel bir eve benziyordu. Yeni hayaller kurarız biz de. Hayaller ha? Ben hayal işini pek beceremiyorum be yavrum. Seninkine her türlü yancı olurum ama. Ben kuruyorum vallahi hayal. İnsan hayalleri olmadan ölüyor zaten. Çok güzel bir şeyler hayal kurmak. Güzel mi hakikaten? Anlatsana biraz keyfimiz yerine gelsin. Nasıl mesela? Böyle salondayız. He. Yani sen yoksun ben varım. Sen işten gelmemişsin daha. Tamam. Efe var. Dilinde bir şarkı. Böyle oradan oraya zıplıyor, dans ediyor. Şarkı ne? Erik Dalı mı? Yok. Hayır değil. Efe'le nefes o zaman. Hayır o da değil. Ne yapıyor çocuk? Orada mı tepiyor? Oynuyor dedin. Ya anaokulunda bir şarkı öğrenmiş işte. Çocuk şarkısı yani. Oradan oraya zıplıyor işte. Ne bileyim ben. Tamam oynuyorsa ama sırtı terlemiş durun. Havlu koyun sırtına. Koydum ben havluyu mavluyu. Tamam sen takılma oralara ya. Anlatacağım bütün detayları sana. Yok salonda şey var, koltuk var, sehpa vardı diye. Tamam tamam. Tamam kaldığımız yerden devam edelim. Evet okey. Ondan sonra neyse. O kadar keyfi yerinde ki. Ben bozmak istemiyorum böyle. Sessiz sessiz telefona çekiyorum videoya. Sen gör diye. 5 yılın acısını çıkaralım diye. 6. 6 yıl. 6 yıl. Sonra sen işten geliyorsun işte. Bu boynuna atlıyor baba diye. Çok mutlusunuz. O kadar mutlusunuz ki. Hiç bozulsun istemiyorum keyfimiz. Efe'nin yüzü hep gülüyor. Hiç sevgisiz kalmıyor bir daha. Annesi babası kim biliyor? Sonra tutturuyor işte kardeş istiyorum ben, kardeş istiyorum diye. Kardeş mi? Bana uyar ha. Bak şimdi. Kız mı erkek mi? Ya ne fark eder Asa? Ya fark etmez tabii de kız olsa daha iyi. Tamam kız olsun. Böyle abilik ediyor ona işte. Etrafında sürekli. Çişin geldi mi kardeşim? Acıktın mı kardeşim? Hiç bizle ilgilenmiyor. Hep onun etrafında. Öyle işte. Sonunda gerçek bir aile oluyoruz ha. Başaracağız değil mi? Sen yeter ki beni itme artık. Sırtını dönme bir daha bana. Çok mutlu olacağız biz. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye be? Efe'yi göreceğiz. Gönlünü alacağız. Ya Akça. Şimdi gideceğiz. Gideceğiz evet. E gideceğiz gene şimdi Ali Kemal orada bana böyle abuk subuk bir şey söyleyecek. Delendirecek beni. Ya çocuğun gözünün önünde olmayacak hallere gireceğim. Yani Ali Kemal'i ne zaman görsen sinirini bozacak zaten. Böyle olacak bu. Bu yüzden vaz mı geçeceğiz oğlumuzdan? Arkadaş öyle bir yerden kıstırıyorsun ki adamı. Ne diyeyim bilemedim ki. De ki.
Ben kendimi tutacağım de. Köşke gideceğim, oğlumu gönlüne alacağım de. Bütün öfkemi, kırgınlığımı, kızgınlığımı bu tamirhanede bırakacağım, öyle çıkacağım kapıdan da. Hadi de. Çok uzun onlar demiş Say. Ben değilim bu kadar. Hadi. Ya kızım şimdi geldik de ben ne diyeceğim çocuğa? Baban zannettiğin adamla kavga mı ettik diyeceğim. Lan ben daha babanım diyemedim. Ne anlatacağım da ne anlayacak? Ya duydun işte Ziya'yı. Hiç şansları yok, velayeti annesine verirler dedi. Sabredeceğiz biraz. Şimdilik amcası bilsin, ne yapalım? Yeter ki affetsin. Hadi. Siz? Hayırdır? Efe'yi göreceğiz müsaade edersen. Konuşacağız. Ay pardon ya. Efe içeride salonda. Geçin konuşun. Tabii konuşturabilirseniz. Efe? Tamam. Önemli değil, korkma. Al. Efe. Bak korkma koçum. Korkacak bir şey yok. Sen tabii kızgınsın şimdi bana. Ben sana söz verdim, tutmadım diye. E haklısın da. Kız lan. Nasıl istiyorsa canını öyle kız. Ağzına ne geliyorsa söyle. Efe. Teyzeciğim, koşmadan çık merdivenleri. Niye konuşmuyor hiç? Onu benim size sormam gerekiyor. Ne oluyor? Efe yanınızdan geldiğinden beri tek kelime konuşmadı. Ne demek konuşmadı? Biz de onu merak ediyoruz Akçacığım. Belki cevabı sizdedir dedim ama. Biz Ali Kemal'le kavga ederken duygudan çocuk. Ah ulan yapacağımız işin. Tüh be. Ya öyle mi? O zaman Murat'ı öldürtmeye kalktığını duysa ne olur peki? Ne? Ne Hasan? Murat'ı hastaneye kaldırmışlar. İçeride bıçaklatmışsın çocuğu. Ne diyorsun be sen? Efe. Anlaşılan seni gördüğüne pek memnun olmadı ha? Asıl size sormalı Akça. Geldiğinden beri hiç konuşmuyor dedim ya. Şule'yi çağır, doktora falan götür. Ablam yok. Yok, tabii yok. Ablanın umrunda mı zaten? Hasan! Hasan da gitti. Nereye gitti? Şimdi buradaydı ya. Murat'ı bıçaklamışlar hapishanede. Herkes hastaneye gitti. Ne? Ya. Akça bak ne diyeceğim. Bence sen de gitsen çok iyi olur ya. Başımıza böyle daha fazla bela açmadan. Ne dersin? Ben oğlum bu haldeyken hiçbir yere gitmem. Gitmiyorum. Efe. Açar mısın kapıyı? Efe. Anne lütfen aç kapıyı. Thank you.
Gelebilir miyim? Ne çiziyorsun? Bunlar kim? Bu benim. Dağsal amcam mı? Niye bizi böyle evin dışında çizdin? İstemiyor musun artık? Bak çok üzülüyorlarmış ama sen onları istemiyorsun diye. Ağlıyorlarmış bak. Efe biz seni çok seviyoruz. Korkma bizden. Güven bize olur mu? Biz sana bu dünyada en son zarar verecek insanlarız. Gerçekten. Çok seviyoruz seni. Hasan amcan da çok seviyor. Sarılalım mı? Hı? Dışarı çıkalım mı? Hı? Evde kimse de yok. İstediğin zaman döneriz eve, sıkılırsan. Hasan amcam da çok özlemiş seni. Hadi çıkalım. Söz bu sefer çok eğleneceğiz.